Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ili derinden etkilerken birçok yıkıma ve ağır hasara neden oldu. Kentte Azerbaycan ve Trabzon caddeleri yıkımın en çok yaşandığı yerlerin başında gelirken, şehrin batısında kalan Boğaziçi Mahallesi'nde de birçok bina ağır hasar aldı. Bölge ilk yapılan konutlar olarak bilinen Boğaziçi konutları iki büyük depremi hasarsız atlatırken aynı mahallede yer alan ve yeni yapılmış olan binalar ağır hasar aldı. Asrın felaketinin yaşandığı merkez üssü Kahramanmaraş'tayız. En çok merak edilen bölgelerden, noktalardan bir tanesindeyiz. Boğaziçi'ndeyiz efendim. Şimdi Boğaziçi'nin o ilk yerleşim yerlerinde binaların az hasarlı olduğunu öğrendik. Zaten dıştan bakıldığında binalarda hani çiziğin dahi olmadığını söyleyebiliyoruz. Şöyle bir genel itibariyle buradaki o ilk yapılaşmayı gezdikten sonra bunu ifade edebiliriz. Buradaki sakinlerle de konuştuk. Binaların az hasarlı olduklarını, evlerine geçtiklerini, burada hayatın kısmen de olsa normalleşmeye başladığını ifade etti onlar. Sizler de görüyorsunuz binaların çoğunun işte bu şekilde sağlam olduğunu ifade edebiliriz. Birazdan ana caddeye değineceğiz. Özellikle ana caddede yolun sağ ve sol tarafındaki binaların ağır hasarlı olduğunu ifade edelim. Tabii sağlamlar da var. Az hasarlı olanlar veya hasarsız olanlar da var ama genel itibariyle gördüğümüz kadarıyla oradaki binaların çoğu ağır hasarlı. Şu anda bulunduğumuz nokta Boğaziçi'nin ilk yapılan binaları içerisinde ve hani genelde şöyle baktığımızda yüzeysel bir şekilde tabii kolonlu kirişini bilmiyoruz ama sağlam gibi duruyor. Diğer taraftan içinde oturan insanların olduğunu görmekteyiz. Bakın araçlar da burada, buradan da burada hayatın devam ettiğini, burada insanların yaşadığını, burayı terk etmediklerini ifade edebiliriz. Burası da ana cadde efendim. Boğaziçi'ne giden ana cadde. Bu cadde üstündeki birçok binanın özellikle ağır hasarlı olduğunu ifade edebiliriz. Dışarıdan bakıldığında zaten binalarla ilgili son durumu da görebiliyorsunuz ki şöyle gezdik biz, dolaştık aslında birçok noktayı dolaştık. Bazı binalarda çok fazla hasar olmadığını ama bazı binaların tamamen boşaltıldığını ifade edebiliriz. Bu da binaların ağır hasarlı olduğunu gösteriyor. Yoksa dıştan bakılınca hakikaten harabe olan binaları görüyoruz ama kolonlar, kirişler ne durumda bunu bilemiyoruz içine giremediğimiz için. Ama eğer bina boşaltılmışsa, binada kimse yoksa demek ki o bina terk edilmiş ve o bina ağır hasarlı ve burada maalesef çok fazla ağır hasarlı bina olduğunu da söyleyebiliriz üzülerek.